Bunlardan ilk önemli olanı zaman kavramı. Belli bir zaman... Alpin İstanbul çalışması çok disiplinli bir çalışmaydı. Bizde yurt dışından etkilenerek görsel işler üretmeleri oldu. Yani bir arada kullanabileceğim, işte birbirleriyle aralarında ilişki kurabileceğim. Sonuçlanmış biçimi karşımızda yok. Her ortaya çıkan ürün... Siemens'teki işe gelince... Ve aslında burada yapmak istediğimiz de kullandığımız yeni Bir yıl kadar öncesinde Sadi Güran'la beraber Netame isimli bir kentte geçen 10... ...yarattığı farklı bir gösterge. Eklektik göstergelerden yola çıkarak... İnsanların şehirle olan iletişimi, malzemelerin, mekanın... Farklı araçları bir araya getirebildiği için verileri organize etme ve sunuş... Aslında Türkiye'de dijital kültür içinde neler oluyor, nasıl üretimler var ve dijital... .01 is a project that deals with new media art. The project research analyzes and presents and promotes artists who are working in the field of new media, digital art and digital culture. Also, this project is a collaboration between Siemens Sanat and Nomad. Nomad 2002 yılında kurulan bağımsız bir oluşum. Çekirdek grubunu mühendisler, mimarlar, tasarımcılar, yazarlar ve küratörler oluşturuyor. İlk olarak 2002 yılında online projelerle başladı. Daha sonra bu projeler mekanlarda gerçekleşen büyük ölçekli uluslararası projelere dönüştü. Örneğin 2003 yılında ilk defa Türkiye'de İşitsel Sanat Festivali, Sound Art Festivali'ni gerçekleştirdik. Control Alt Delete. Bu festivali küçüklü büyüklü birçok uluslararası proje takip etti. Uluslararası olmasının en büyük sebebi uluslararası kaynakları kullanıp Türkiye'den çıkan ya da Türkiye'de üretimde bulunan sanatçıları bir şekilde onların bilgi ve üretimiyle bir şekilde kaynaştırabilmek ve bunun üzerine projeler üretebilmek. Aynı doğrultuda şu anda Siemens Sanat'la birlikte işbirliğiyle başlatılan proje çok büyük bir proje. Bu Nomad TV Network projesi. Bu projenin amacı öncelikle İstanbul'dan başlayarak sonradan Türkiye geneline de yayılarak bir şekilde dijital kültür içinde üretimde bulunan ve disiplinler arası bağlantılarla projeler üreten kişileri ve kurumları bir araya getirebilmek ve zaten var olan üretimi bir şekilde bir şebeke bağlantısıyla birbirlerinden haberdar hale getirebilmek ve bu projeler üzerinden yeni birliktelikler ve yeni projeler çıkarabilmek. The whole project consists out of four platforms. The first platform is a database, a network called nomad.network.01. And in this network, I mean, this is the project which came and was produced and realized by Nomad. This database has the aim to collect and to combine and to connect artists which are working in the field of digital art and culture. And also this is a part of this whole project. A database, a network is always something abstract. You cannot feel or touch it. So therefore, Nomad also in this case, they created a poster. And the poster you see in the entrance. And in this poster, we tried to visualize the network. And actually this will be a work in progress. So Siemens Sanat is actually the starting point of this whole project. And later it will be a work in progress. It will continue in Turkey and later also in foreign countries. So this is the first platform, database. The second platform is the exhibition that you see right now called Telekent. In this exhibition you see 23 artists out of the first platform, the database, and all these artists are
dealing and working and showing arts, shown works which are dealing with the city itself. And in this works, you, the artists are reflecting and researching the fragmented and heterogeneous pluralistic status quo of today's city, big city life. The third platform are presentations. So within the duration of 6 weeks, we have over 30, I guess, 30 presentations, more than 30 presentations. And in these presentations or workshops, experts, artists, institutions which are working with digital art and culture are coming inside the space, are doing the workshops on the ground level. And so therefore, Başak always calls the entrance as some kind of social space. We also call, can call it an research center. So within the time being of 6 weeks, different experts will talk about new media, digital art, will discuss the status quo, and also will transfer and communicate what they know, what they are researching, what they are working right now. The last platform is an archive. I mean, we both believe that doing an archive is something very important because so many things, projects, artworks, exhibitions happen and go on, and are gone later on. So they vanish. So here we try to present different formats and different forms and versions of creating an archive. Also this you see downstairs in the entrance. So to sum it up, the project .01 has the goal to research the status quo of digital art and culture in Turkey. It tries to analyze and show that status quo of today's production, and also it tries to point into the future. So in general, it is really some kind of artistic research center that we installed here, and that's what's it about. Video, multimedya ve grafik tasarım alanlarında çalışmalar yapıyorum. Video çalışmalarımda bazen gerçek kamera görüntüleri kullanarak, bazen de bilgisayarda yaratılmış görüntülerde kamera kullanarak bir zemin yaratmayı ve bu zemine görsel elemanlarla, fotoğrafla, imajlarla, sesle ve renkle bir bütünlük sağlamayı amaçlıyorum. Bu sergiye bir video projemle katılıyorum. Bu bir üç boyutlu animasyon videosu. Tamamen üç boyutlu programda yaratılmış ve ardından video editing programında işlenmiş karelerden oluşan bir video animasyonu. Bu bir müzik videosu. Müzik videosu olmasının önemli bir özelliği tüm videonun kurgusunun müziğe yönelik hazırlanıyor olması. Müziği birçok kez tekrar tekrar dinlediğimde bana yaptığı çağrışımlarla, bende uyandırdığı etkilerle belli konular hakkında düşünmem gerektiğini fark ettim. Bunlardan ilk önemli olanı zaman kavramı. Belli bir zaman dilimi aralığında bu gerçekleşen bir video olacaktı ki video projemin adı Diurnali, yani yalnızca gündüz gerçekleşen bir olay. Bu olay gündüz gerçekleşiyor. Mekanı yaratma sürecinde kırmızı bir ton hakim. Kırmızının kendi içinde bana yarattığı çağrışımlarla ve aynı zamanda müziğin de bana verdiği çağrışımlarla kırmızının birkaç kelimeyle anlatırsak asi, dinamik, eğlenceli, neşeli ve bir o kadar da romantik etkilerini mekana yansıtmak istedim. Mekanda iki tane yarım küre oluşuyor. Bu iki yarım küre her ne kadar birbiriyle benzer gibi gözükse de birbirinden farklılıklar gösteriyor. Bir tanesi son derece etkileyici diğerine göre. Daha davetkar bir durumu var. Bütün videodaki görüntüler ona yöneliyor. Uzaktan gelen bir obje bu kürelerden bir tanesinde seçim yapmak zorunda. Seçimini yaptıktan sonra kendi kimliğine uygun bir seçimle beraber kürenin içine giriyor ve küredeki diğer tüm elemanlarla birlikte hareket etmeye başlıyor. Burada kimliğine yönelik yaptığı bir seçim ve bu seçimi yaptıktan sonra diğer elemanlarla oluşturduğu etkileşim çok önemli.
Sergideki projemle New Media arasında bağlantı kurarak New Media'dan biraz bahsetmem gerekirse, burada bağlantılı olarak en önemli olaylardan bir tanesi statik ya da hareketli olan görüntülerin tekrardan yorumlanabiliyor olması New Media'da. Çünkü gündelik hayatta son derece durağan olan, belki hareket etmesi imkansız olan birçok görüntüyü New Media sayesinde biz hareketli olarak sunabiliyoruz. Bunun dışında var olan gerçekliğin yanılsamasını birebir olarak yapabilmemizi sağlıyor New Media bize. Herhangi bir şekilde daha önceden düşündüğümüzde günümüze kadar belki de old media olarak adlandırabileceğimiz sinema tarihi örnekleri, aynı zamanda fotoğraf örneklerinin belli başlı prensiplerini aslında bugünkü işlerde de kullanıyoruz. Ben de dahil olmak üzere birçok tasarımcı New Media'nın bizlere sunduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat belki de burada bizi tuzağa düşürebilecek tek bir nokta var. O da eğer herhangi bir tasarımda tüm tasarım sürecimizi, kurgumuzu şekillendiren özellikler, örneğin bir software'ın menüsünden ibaret olmaya başlıyorsa ve her şey bunun üzerine kuruluyorsa, o zaman belki de New Media'yı yanlış yönde kullandığımız anlamına geliyor. Yaratım sürecimizde New Media'nın bizlere sunduğu olanakları, o sınırsızlığı eğer doğru bir şekilde kullanırsak ve bu bizim tasarımlarımızda daha geniş düşünmemizi sağlarsa son derece doğru işlerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Typhoon İstanbul çalışması çok disiplinli bir çalışmaydı. Çalışmada fotoğraf, video, hareketli tipografi kullandım. Motion graphics türü diyebiliriz buna. Motion graphics daha çok naratif yapısı olmayan, görselliğin önde olduğu bir video çalışmasıdır. Typhoon İstanbul'da ben bir görsel iletişim tasarımı öğrencisinin gözünden İstanbul'u nasıl gördüğünü göstermek istedim. Ağırlıklı olarak fotoğraf çalışmalarım vardı. Fotoğraflarımı, İstanbul'la ilgili fotoğraflarımı hareketlendirmek istiyordum. İlk fotoğraflarımı bölerek ve video üzerinde bunları hareketlendirerek başladım. Sonra çeşitli isimler verdim bu videocuklara. Sonra bu videocukları nasıl bu ürün içerisinde nasıl yüzdürebilirim dedim ve bir 3D space yarattım ve bu 3D space içinde videocukları yüzdürdüm. Motion graphics çalışmalarım yanında fotoğraf çalışmalarım var. Daha çok kendi yaşadığım, doğduğum ve yaşadığım şehir olan İstanbul'la ilgili sorunlarım ve düşüncelerim var. Bununla ilgili hem bir multimedya çalışmamız var bir ekiple, hem fotoğraf çalışmalarım var, hem de video çalışmalarım var. Daha çok saydıklarıma göre New Media ortamlarında bu çalışmalarımı yürütüyorum. Çünkü New Media ortamları, bu yeni ortamlar çok daha efektif. Hem üretim açısından hem de ulaştırmayı istediğim kitle açısından çok atraktif bir yanı var. Ve birçok disiplini bir arada kullanabiliyorsunuz. Bir fotoğrafı, bir videoyu, bir 3D modellemeyi, bir animasyonu, bir yazıyı çok atraktif biçimde bir kanvasta eritebiliyorsunuz ve inanılmaz şeyler ortaya çıkabiliyor. Ve bu da yaratıcılığınızı körüklüyor. Basılı medyanın gücünü ve etkisini yitirdiği bugünlerde New Media'nın gücü ve gündemdeki yeri bir hayli fazla. Bunu kavrayıp çok daha güzel ürünler verilebilir ve
ileriyi düşündüğümüzde New Media çok daha güçlü ve çok güçlü olacak ve etkisini büyütecek. Dijital ortamda işler yapmaya başladığımdan beri fark ettiğim şey insanların kendi hayatlarından çok daha çok yani ülkemizde yurt dışından etkilenerek görsel işler üretmeleri oldu. Yani bu tür kendileri yaşadıkları sosyal hayatı, yaşadıkları mekanları hiçe sayarak bence daha samimiyetsiz işler yapıldığına inanıyordum. Kendim de ilk sefer başladığım zamanlarda bu tür işler yaptım ama sonrasında gerçekten yaptığım şeylerin benden ne kadar uzak ve farklı olduğunu fark ettim. Ondan sonra işte kendi mekanım, oturduğum yer olan Bostancı'dan başlayarak kendi mekanımla ilgili fotoğraflar çekmeye başladım. Bu fotoğraflar grafik bir geldiğimden dolayı yani bir fotoğraftan çok aslında bir grafik çalışması oldu. Yani negatifleri birer canvas olarak kullanarak bütün grafik dengeyi negatif üstünde kurmaya çalıştım ve bunlardan ilki sergideki çalışmam olan Trash Video'nun fotoğraflarıydı. Trash Video aslında ilk olarak bir fotoğraf serisi olarak başladı. Yani bunlar da fotoğraf serisinde tamamen bizim her zaman göz ardı ettiğimiz çöp kutuları üzerindeki kendiliğinden oluşmuş grafik lekeleri, tipografiyi kullanarak bir takım bir fotoğraf serisi yapmaya başladım. Daha sonrasında sergide bu fotoğraf, sergideki işimde bu fotoğraflarda kullanarak Trash Video'yu dinamik bir ortamda video haline getirdim ve New Media çalışması haline dönüştü. New Media olarak düşündüğüm şey aslında bana kalırsa daha çok bir teknolojinin ucuzlaması günümüzde ve hızla ucuzlaması, herkesin evine kadar girmesiyle ve herkesin artık söylemek gerekirse grafikle uğraşması ya da görsel sanatlarla uğraşmasına daha fazla, yani eski zamanlara göre düşünecek olursa çok daha fazla insanın bu tür şeylerle uğraştığı hale geldi ve aslında bir yerde bir çöplük meydana geldiğine inanıyorum ben. Çöplükte yani eskisinden daha çok olandan aslında daha fazla sayıda grafik açıklama bir o kadar da yani motion graphics olsun, web olsun, işte bu new media kapsamındaki şeyleri çıkış nedeni aslında ucuzlayan teknoloji ve herkes evine kadar bilgisayarların girmesinin bir ticari yönü olduğunu düşünüyorum. Yani ilk çıkış noktasında büyük şirketlerin işte multimedya sindromlar, web siteleri yaptırma, daha çok insanın evine ulaşabilme gibi şeyler olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber gelişirken aynı medium'u kullanan insanların bir takım kendilerinden, kendileri için yaptıkları müşteriden bağımsız çalışmalar da New Media'nın bence tek getirisi olarak görüyorum. New Media ilk başta yani bu işe başlarkenki düşüncem nasıl bir, nereden nereye geleceğimi hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Başlangıç olarak işte web sitesinden işte grafik tasarıma, grafik tasarımdan motion graphics videoya, videodan işte geniş bir yelpaze olarak gördüm her şeyi. En önemlisi de hepsini bir arada kullanabileceğim, işte birbirleriyle aralarında ilişki kurabileceğim bir araçtı açıkçası. Rahat kullanım açısından New Media diğer medyalardan farklı. Çünkü diğer kollarda hani daha fazla üzerinde çalışma gerekebiliyor. Daha fazla hakimiyet, kontrol birey olarak çok fazla hakim olamayabiliyorsunuz bütün medya ürünlerine. Fakat New Media dediğimiz şey daha çok çeşitli alanlarda değişik konulardaki şeyleri bir arada rahat kullanabiliyorsunuz. Tek başınıza halledebiliyorsunuz çoğu şeyi. İşte müziğinden motion graphics videosuna, işte illüstrasyondan çoğu şeyi bir sinema görseline rahat dönüştürebiliyorsunuz ki hani benim daha çok üzerinde durduğum konu işte video, işte video motion graphics video üzerine daha çok yoğunlaşıyorum. İşte 3D render hareketleri kullanarak motion graphics video ve daha işte insanların görsel olarak daha rahat
yaratıcı, daha direkt etki, direkt mesaj verebilecek konulara yöneliyorum. Bunun dışında çok da motion graphics'in hani insanlar üzerinde mesajı işte tipografik elementler kullanarak beraber yani daha direkt etki, direkt çok fazla insanları işte yormadan direkt mesaj verdiğine inanıyorum ki bu mesajın görsel bir eleman olarak hani zaman ve materyal olarak da daha kısa ve direkt çözüm olarak New Media'da kullanıldığına inanıyorum. Proje kapsamında 3D modellerle kamera açıları kullanılarak bir şehir planı üzerinde çok durmaya çalıştım. İşte bir şehir yaşantısı, işte onun yanında genel video gösterirken işte kamera açılarının değişmesi ve bir şekilde de sosyal içerik olarak da alttan tipografik mesajlar gösterdim videonun içinde. Bunun işte renk seçimi, işte sonuçta aldığımız tasarım eğitiminden başlayarak işte renk ayırt etmek, işte renkleri hangi ortamda, işte mesela kafe ya da binaların renklerini ona göre, genel şablonlara göre bölüp bu şekilde de değerlendirdim. Bir şehir gezintisi, işte şehirde olanlar, işte ofisler aslında hani bir şekilde bir sistem denetlemesi gibi bir şey. İşte alt mesajlarla da işte insanların bu mesajlardan ne kadar etkilendiği ve işte bunların insanlara ne kadar geldiği ne anlatmaya çalıştığım bir projeydi. Bunun dışında bu şehir hayatını bir şekilde bilgisayar ortamında 3D bir görsel şeklinde insanlara hani bütün bir şehri tek tek dolaşarak değil de bir program kullanarak ve bunu bir şekilde sembolize ederek anlatmaya çalıştım ve hani ilk etki olarak da hani bu hissi verdiğine inanıyorum. Bu şekilde de projeyi sonlandırmış oldum. Projemizin adı istatistikler.html. İşimizin adı aslında içeriğin hakkında biraz bilgi veriyor. İstatistik ve istatistikler kelimelerinin birleşmiş hali. Neden böyle bir isim seçilmişti? Projenin tanımından aslında anlaşılabilir. İstiklal Caddesi hakkında istatistiki bilgi toplamak amaçlı bir projenin görsel, işitsel araçlar kullanılarak tekrar sunumu hedeflenen bir süren proje bu. Aslında henüz daha tüm anlamıyla yapılmış olan çalışmanın sonuçlanmış biçimi karşımızda yok. Her ortaya çıkan ürün o yüzden devam eden projenin tekrar yeniden nasıl sunulabileceği üzerine bir fikir üretimi aşaması. Biçim ve içerik olarak kullandığımız malzemeler aslında kendini ortaya koyuyor. Bir video sunumu var. Bu videoda ses ve görsel malzeme var. Ve bunun üzerinde istatistiki bilgi var. Bunun yanı sıra gene aynı mekanı kullanan, Siemens Sanat'ta bu işe ayrılmış mekanı kullanan gene istatistiki bilgi veren cümleler ve cümle gruplarının birbirlerine olan linkleri var. Bu linklerin analojik olarak da kurulmuş bir enstalasyonu var. Özetle biçim ve içerik olarak işimizin tanımı böyle. İkinci olarak da Siemens Sanat'ta bu işin nasıl sunulduğuna dair, bu işin geçmişine dair söylenebilecek şeyler de Ertuğrul bahsediyor. Aslında Erhan birazcık anlattı ama İstatistikler 2001 yazında İstiklal Caddesi üzerinde yapılan bir atölye
atölyenin ismiydi aslında. Mimarlık öğrencileri, 15-16 tane gönüllü mimarlık öğrencisi bunu gerçekleştirdi. Daha sonra da bunu bir takım buradan edinilen bilgilerin bir takım sunumları oldu. Biri geçen sene ZKM'de ki bir sergide gerçekleşti. İkincisi Siemens'te oldu. Bunlar pek planlayarak olmuyor aslında. Belki bir üçüncüsü, dördüncüsü de olacak. Ve onların nasıl sunumlar olacağı ve bu sunumlardan nasıl farklılaşacağını aslında şu anda kestirmek zor. İstiklal Caddesi'ne farklı bir bakışın çeşitli gerçekleşmeleri diyebiliriz aslında buna. Aslında söyleyeceklerim, yani bu projenin geçmişiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hani bence, ya ben zaten hani dijital sanat değil de dijital ortamda görsel, işitsel ürün üretmek üzerine konuşabilirim. Çünkü zaten yine bilgisayar ortamında tasarım yaparak başladım ben kendi adıma bu işi. O yüzden bilmiyorum yani hani en yeni teknoloji olarak dijital teknoloji üzerinden bu platformda ürünler üretmek diye bakıyorum ben buna. Yani bana çok doğal geliyor. Yani yeni bir teknoloji. O yüzden herkes o ortamda üretim yapıyor ve sanat alanında da o ortamda üretim yapılıyor. Yani söyleyebileceğim şey bu. Aslında, doğal geliyor bana. Aslında bu sergide dijital yani bu yeni medyanın hafif dışında duran belki de tek ürün bizimki, yanılmıyorsam. Yani videonun dışında bir enstalasyon içeriyor. Bizim projenin ilişkisi hani nokta HTML olması, hani öyle bir hypertext'e göndermesi olduğu için bir ilişkisi var. Evet. Orada da hani yani birbirine değişik bağlamlarda birbirine ilişkilendirmiş, birbiriyle ilişkilendirmiş pek çok bilginin hani fiziksel ortam, yani fiziksel bir hale getirilmesi gibi bir temsili var aslında bizim projemizde. Bir de galiba şeyden bahsedilebilir. Dijital kültürün aslında dijital malzemelerin kendisinden çok daha önce Türkiye'ye gelmiş olmasından. Çünkü şu anda hemen hemen herkesin internet hakkında iyi kötü fikri var. İnterneti iyi kötü kullanıyor. Evlerinde bilgisayar olmasa bile. Ve şunu biliyorlar. İnternet üzerinde her şey birbirine linkli. Bütün bilgiler yığınlarca data yığınları bir yerlerde var ve bunlara ulaşmanın yolu yığınların içerisinden anlam ifade eden ipuçlarını birbirine bağlamak ve oradan büyük resme ulaşmak. Bizim de kurmaya çalıştığımız ve göstermeye çalıştığımız o toplanmış olan dev istatistik datanın içerisinde anlam ifade eden insanların kafasında şekil oluşturabilecek bilgi parçacıklarını bir araya getirebilmek. Amacı bu kısaca. Aslında birazcık da şunu gösteriyor. Hypertext'le birbirine bağlanmış bilgiler yığınına bir kere girdiğiniz zaman istemediğiniz yerlere ulaşma şansınız çok var. Yani birden kendinizi çok alakasız ve uzak bir noktada bulabilirsiniz. Bizim kurmaya çalıştığımız enstalasyonda da aslında bu birazcık görünüyor. Herhalde bu kadar. Tekne Dijital Performans Platformu yeni teknolojileri kullanan bir grup. Yeni teknolojiler artık çağımızın bir parçası. Onların içerisinde onlarla beraber yaşıyoruz. İnformasyon çağı deniyor ama informasyon çağı aslında herkes ayrı bir çağda yaşıyor. Yani biz burada bir parça informasyonun içerisindeyiz. Irak'ta, İran'da belki başka çağlar yaşanıyor hakikaten. Biz bu teknolojiyi kullanıyoruz ama teknolojiyle insan arasındaki ilişkiyi kurmak, bu ilişkiyi, bu açıklığı azaltmak niyetiyle aslında kullanıyoruz. Yani teknoloji işlerimizin önünde değil her zaman. Bir yandan tabii teknolojinin kendisi yaşadığımız zamanı bizi de değiştiriyor. Yani teknoloji sadece bir araç değil, teknoloji dönüştüren de bir şey.
İşlerimiz tam da bu arada yer alıyor. Yani bu dönüşümü yansıtmak, aynı zamanda da o teknolojiyi kullanarak belki 1000 yıldır söylenen şeyleri başka bir biçimde yeniden söylemek. Siemens'teki işe gelince... Ve aslında burada yapmak istediğimiz de kullandığımız yeni teknolojik araçlarla nasıl iç mekanda olmamıza rağmen başka mekanlara da uzayabileceğimiz aslında. Ama başka mekanlara uzamak acaba nasıl oluyor? Yani bu mekanı kullanmaya biz alışmışken, bu mekanla ilişkilerimizi kurarken... Başka bir gerçekliğe geçtiğimizde yine aynı mekan parametrelerimizi kullanıyor muyuz? Ya da oradaki varoluş biçimimiz acaba hangi parametrelerle oluşabilir? Tabii ki elimizde böyle bir veri varken, alışık olduğumuz bir şekilde var olmaya devam ederken, aynı zamanda algımızı geliştirerek nasıl başka yerlerde bulunabilme ve oralarda ilişkiye geçebilmeye olanak sağlayabilir acaba yeni teknolojiler diye sorguluyoruz yaptığımız işlerde. Bu işte özellikle buna evet. Ek olarak bir de iç dünyamızla bu mekan iç ve dış kavramları arasındaki ilişkiye dokunmaya çalışıyoruz. Yani o içeride ve dışarıda olmak sadece mekansal olarak orada olmak değil, bizim duygularımızla o anda bizi, düşüncemizi değiştiren olaylarla içeride ve içerisinde arasındaki ilişki üzerine de bir yanı var. Ve kullandığımız dijital teknolojiler aslında işte bu noktada, yani algı tasarımını oluşturmaya başladığımızda bizi çok farklı yerlere götürebilir diye düşünüyoruz. Bu yüzden dijital sanatın da insanlığın gelecekle ilgili bütün ideallerinde kendi beden tasarımlarını ve algı tasarımlarını oluşturabilecek en önemli araç olarak nitelendiriyoruz. Budur. 1 yıl kadar öncesinde Sadi Güran'la beraber Netame isimli bir kentte geçen 10 tane hikaye yazdık biz beraber. Ve bu hikayeleri Sadi illüstrasyon anlamında, ben de müzikal anlamda işlemeye başladık. Bütün bu işleme sırasında hep hikayelerin üzerine konuşarak sürekli değiştirdik hikayeleri ve içeriği. Tamamen beraber yürüdü yani. Beraber yürüdü, evet. Bir hikayeyi tamamen çöpe atmış da olabiliriz. Veya hiç düşünmediğimiz bir hikayeyi de o sırada yazmış olabiliyorduk. Ve bu hikayeler, ben illüstrasyonları gördükçe müziği ona göre değiştirmeye, müziği ona göre yapılandırmaya başladım. Aynı şekilde müziği de beraber dinleyip hikayeleri tekrar ele aldık. Ve Netame isimli kentte geçen 10 tane küçük hikayemiz oldu. Bu hikayelerin ortak yanı hepsinin tekinsiz bir havaya sahip olmasıydı. Kentin de isminden anlaşılacağı üzere Netame, Netameli tekinsiz demek, oradan geliyor. Ve bu tekinsiz havaya uygun bir şekilde bir atmosfer yarattık, değil mi? Bu Siemens sanata da katıldığımız işimiz bu Netame kitap ve albümünden bir tane hikaye, Cabaret Diabolik isimli bir hikayemizle katılıyoruz. Projektörden illüstrasyonları yansıtıyoruz ve müziği veriyoruz. Cabaret Diabolik de Netame'nin içinde yer alan, biraz Orta Doğu esintileri taşıyan bir kabare var. Burada bir şarkıcı var ve bu şarkıcı hakkında bir hikaye anlatıyoruz. Öyle. Dijital sanat özel olarak bizim seçtiğimiz bir kulvar değil. Bunun da bir kulvar olduğunu çok fazla düşünmüyoruz herhalde, değil mi? Elimize hangi araç gelirse onunla beraber bir şeyler üretiyoruz. Bu da herhalde çivi, çekiç, onun gibi bir araç evet, olsa gerek. Aynen. Öyle görüyoruz dijital sanatı. Bol bol zamanımız var. O yüzden de elimize ne geçerse kullanıyoruz. Dijital sanatta onlardan bir tanesi herhalde. İçerik ve biçimi bir tartışma konusu olarak da düşünebiliriz. Kullandığımız malzemenin ne olduğu ya da içerikle kullandığımız malzemenin oluşturduğu ilişki biçiminden önce
içerik ve biçimin nasıl bir dramaturjiye sahip olduğu, sağlıklı bir dramaturjisinin olup olmadığını gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. İçerik ve biçim bu anlamda bir anlam var edebiliyorsa, sağlıklı bir dramaturji sonrasında bir anlama ulaşılabiliyorsa, işin kullandığı araçlar bu dramaturji için birer gösterge olmaya dönüşüyor. Eğer bir film çekiyorsak, farklı disiplinlerden malzemeleri kullanıyoruz. Bunu yaparken bu sonuçta işi yapan kişinin, tırnak içinde sanatçının kurduğu dilin rengi olmuş oluyor. Kendi subjektif beğenisiyle anlamı yaratırken nasıl bir dil oluşturacağına dair bir seçimi olmuş oluyor. Ben de bu işi yaparken kentin bir göstergeler yumağı olmasından daha çok kişiyi ya da bu göstergeler yumağının uyarılanı öznesi olarak düşünmek yerine kentle birlikte kişiyi flulaşmış bir göstergenin parçası olarak algılamayı, okumanın daha doğru olduğunu düşündüm. Sonuçta göstergeler de zaman içinde ya da uzun zaman içinde farklı uyaranlara dönüşebiliyorlar. Bu anlamda kentin bireyin üzerindeki tahakkümü ya da keşmekeş anlamında ilk akla gelen okumalar yerine kişiye rağmen kişinin içinde bunaldığı, sıkıldığı, çıkmazlar yaşadığı bir platform olması yerine kişinin de kentle birlikte yarattığı farklı bir gösterge. Eklektik göstergelerden yola çıkarak yaratılmış yeni ama biraz da flu ve biraz da eklektik bir gösterge olmasının anlamı yaratmada daha iyi bir okuma biçimi olacağını düşünerek bu işi yaptım. Sergiye katıldığım iş elbette dijital sanat ve new media başlığı altında değerlendirilebilecek bir iş. Her ne kadar ülkemizde bu işleri görme, yani dünyada nasıl yapıldığına dair ya da dünyadaki dijital medyanın ve dijital sanatın geldiği noktaların süreçlerini takip edeceğimiz çok zengin kaynakları olmasa da yine dijital olanı bir bilgi kaynağı olarak kullanıyoruz, interneti. Tiyatro kuramları okumama ya da sinemayla uğraşmama rağmen bir yandan da dijital sanatta ve özellikle NetArt'ta ilgileniyorum. Buradaki seçimim aslında disiplinler arası bir gezinti yapmaktan çok yaptığınız işin alıcıyla kurduğu ilişkide arayışların karşılığını biraz da NetArt'ın fazlasıyla vermesi ve varoluşsal olarak zaten birebir kullanıcıyla yaptığınız işi yaptığınız işin izleyicisiyle kurduğu bağlantının kendi anlamı üzerinden zaten farklı bir disiplin oluşumundan kaynaklanıyor. Bu bir mimarlık eğitim görmüş birinin dijital sanat yapacağı anlamına da geliyor. Ya da sinemayla uğraşıyorken başka bir disiplinle uğraşıyor olmanız da bu anlamda birbirine paralel. Eğer hayata dair ya da daha genel anlamıyla söyleyeceğiniz bir söz varsa bunu estetik üzerinden anlamlandıracaksanız ve var edecekseniz hangi disiplinde çalışacağınız sizin hayatınız boyunca geçirdiğiniz evreler içinde yer değiştirebiliyor. Şu an NetArt üzerine odaklanmış olmam yapılan işin izleyenle kurduğu ilişkinin diğer bütün disiplinlerden çok farklı bir yerde olmasından kaynaklanıyor. Sergi ortamı olmaması, tekil ve çoğul izleme durumunun internet üzerinden yayınlanan bir işte çok farklı bir durumda ve sekansta alıcıyla buluşması, önceden kurgulanmış olmaması, birdenbire karşınıza çıkıyor olması, bir linkler anın içinde sizden habersiz aslında sadece tıkladığınız bilinçsiz bir tıklamayla karşınıza çıkabilecek olması ve duruşunu sizin o anki ruh halinizden, içinde bulunduğunuz ortamdan bağımsız yaratması interaktif olanın, internette olanın niteliği anlamında çok belirleyici ve bu anlamda işlerimi severek yapıyorum.
Ya özellikle şey, teknik olarak 8 milimetrelik film ve dijital video kullanıyorum. Başlangıç aşamasında genellikle bellek görüntüsü ve onların mantığımızı nasıl algıladığı ve dış dünyayla olan ilişkisi. Aslında bütün çalışmalar benim after images, yani sonra görüntüsü dediğim bellek sonrası görüntünün dış dünyadaki bir araştırması gibi. Şey, içerik olarak genellikle şey, bellek sonrası görüntülerin insanların olayları nasıl algıladığı, görüntüleri nasıl algıladığı, biz görüntüleri nasıl algılıyoruz veya imaj veya onları neden hatırlıyoruz. Diyelim ki ben şu anda seninle konuşuyorum, seni unutuyorum ve senin yanındaki sadece dolabı hatırlıyorum. Neden seni unutup da dolabı hatırlıyorum? Çünkü dolabın bu mekanla ilişkisi var, bir mekanı dolduran bir ilişkisi var. Bunun yanında işlevsel bir boyutu var. Aynı şekilde bu dış dünyayla, yani şehirle de ilgili olabilir. Yani insanların şehirle olan iletişimi, malzemelerin, mekanın ve bunun yanında şu anda yani global bir yaşam, internasyonel bir yaşam söz konusu İstanbul'u ele aldığımızda. Bütün çalışmalarımda Türkiye, İzmir ve İstanbul özellikle, bunun yanında büyük şehirler çok ilgimi çekti. Buradaki algıladığım imajların veya görüntülerin kendi anlamlarını keşfetmeye çalıştım. Yani çalışmalarımın çoğunda görünen değil ama göremediğimiz. Çünkü her görüntünün kendine dair bir anlamı var. Ve bu anlamla ben oynamayı çok seviyorum. Çünkü orada katmanlar var. Ve bazen de hiç ilişkisi olmayan görüntülerin bir araya geldiğindeki ilişkileri de çok ilginç. Çünkü bazen biz rasyonel, mantıksal olarak her şeyi çok böyle analiz ediyoruz. Herkes kendi fikrini söylüyor. İşte bu doğrudur, bu değildir. Ama bence günümüzde çağdaş sanatta, belki her zaman o öyleydi, bu genelleme yapmak çok çok zor. Özellikle eğer biz visual art'tan, görüntüsü sanattan bahsediyorsak çok daha farklı boyutlara ulaşabilir. Tıpkı yani new media derken onu nasıl algıladığın çok önemli. Bence benim algıladığım biçimde kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü sınırların biraz zorlandığı ve aynı şekilde uyumsallığın ama çok mantıksal bir şekilde, yani aa ben bunu yaptım diyemiyorsun. Çok farkındalık, çünkü medyayı kullanıyorsun. Medyanın kendi bir dili var. O dili bilmek gerekiyor. Hem o uyumsallık, hem mantık, hem düşünsellik benim çok ilgimi çekiyor. Ve soyut bir aşamaya da varabiliyor. O soyutluk birazcık böyle beyin jimnastiği gibi bir şey. Yani düşüncelerini zorlayan bir alan olarak görüyorum. Bunun yanında tabii ki çok şimdi şu an, geçmiş, gelecek, her şeyi bir anda kullanabilirsin. Çünkü sesi kullanıyorsun, mekanı kullanıyorsun, insanı kullanıyorsun, hayvanı, bütün her şeyi kullanabiliyorsun ve onlardan oluşan bir sentez. Ve onu bir şekilde soyutlayabiliyorsun. O soyutluk da var. Ve o birçok boyutluluk benim çok hoşuma gidiyor. Zaman olayıyla da çok iyi oynayabiliyoruz. O yüzden kendimi gerçekten şanslı görüyorum ve hangi aşamaya gittiği de, yani zor olan bir kısım, teknoloji şu anda o kadar hızlı ilerliyor ki herkes aşırı bir şey, tüketim söz konusu. Yani burada sanatçının çok dikkatli olmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü new medya, teknoloji o kadar hızlı gidiyor ki. Ve sanatçı olarak da sanırım bizim de sorumluluğumuz bunun farkında olmak. Ne oluyor sonuçta? Çok çalışmak zorunda kalıyoruz. Ve çok çalışmak zorunda kalınca kendini dinleyecek, o düşünselliğini dinleyecek pek zamanımız olmuyor. Burada bir tehlike görüyorum. Yani onun dengesini gerçekten kurmak gerekiyor. Ama o denge nasıl kurulacak? İşte o da büyük bir soru. Çünkü düşünselliğini verdiğin zaman böyle bir suçluluk var. Aa bir şeyler yapmam lazım. Aa şunu öğrenmem lazım. Bak işte burada da bir şeyler çıkmış deyip de çılgın tavuklar gibi de koşmamak da gerekiyor. Yani ama bu da birazcık, ben sanatı çok matematikle çok özdeşleştiriyorum. Ve bence yetenek diye bir şeyde fazla inanmıyorum.
Eğer matematikte iyi olan bir kişi bence o düşünsel yöntemle çok iyi sanat yapabilir günümüzde. O yüzden şey, onun dengesini kurmak, bütün o formların anlamıyla oynayabilmek, bu anlamlara yeni bir anlam yükleyebilmek biraz böyle gerçekten beyin jimnastiği gibi bir şey. Onun da cazibesini yani beni çok bana çok cazip geliyor. Çok hoşuma gider. İşlerimi topladı altında sunuyorum. İşlerimi üretirken dijital teknolojilerden faydalanıyorum. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sosyal ve kültürel hayatı doğrudan etkiliyor. Dijital teknolojilerdeki bu gelişim farklı araçları bir araya getirebildiği için verileri organize etme ve sunuş şeklimizi yani iletişim yöntemlerini tekrar tanımlıyor. Yeni medya bağlamında dijital ortam içeriği yeni anlatım teknikleriyle sunmaya olanak tanımakta. Yeni medyanın doğası gereği vurguladığı en önemli özelliklerinden biri etkileşim. Dijital ortamda yaratılan işlerde seyirciyi pasif konumdan çıkartıp teknolojik olanaklarla aktif birer katılımcı haline getiriyor. Böylelikle sanatçı ve seyirci kavramları tekrar tanımlanarak seyirci katılımcı olarak işin tamamlanabilmesi için gerekli bir ön koşul haline geliyor. Bu nedenle sistemlerin kendi aralarında ve katılımcılar arasındaki iletişimini organize edip düzenleyen, arayüzleri sorgulayan dijital ortamda tasarlanmış işler yapıyorum. 2004 yılında Hollanda'da Utrecht School of Arts'ta yazdığım etkileşim ve anlatım tekniklerinin yeni medya üzerindeki etkisi konulu tezim ve onu destekleyen projemde de tasarımcı, sistem, katılımcı ilişkisi üzerine yoğunlaştım. Yeni medyayı iletişim için güçlü ve potansiyeli yüksek bir araç olarak görmekteyim. Dijital ortamın doğasındaki etkileşim gibi unsurları vurgulayarak katılımcıya farklı bir anlatım tekniğiyle kendini aktif hissettirecek seçimler sunarken bir yandan da bu seçenekleri kısıtlayarak kontrolün yine de sanatçıya ve kullanılan teknolojiye bağlı olduğunu vurgulamaya çalışıyorum.